Herkese merhaba. Bugüne kadar pek çok Huawei ürününü bu ekranda birlikte inceledik. Ancak bu videomuzda ilk defa bir Huawei Bluetooth hoparlörü yakından inceleme şansı bulduk. Huawei SoundJoy karşınızda. Günümüzde bir ihtiyaç haline alan kablosuz hoparlörler pek çok farklı formda karşımıza çıkıyor. Huawei'nin geliştirdiği ve bu hoş tasarıma sahip SoundJoy ürünü ise alanında oldukça iddialı bir ürün olacağı benziyor. Önce isterseniz tasarımında dikkatimizi çeken noktaları anlatalım. Ses kalitesi oldukça iyi, Deviality ile birlikte tasarlanan bu yeni nesil taşınabilir hoparlör bu oyundan büyük performans gösteriyor. Cihazın sağında ve solunda 2 adet pasif radyatör mevcut ve işlerini iyi yapıyorlar. Bas performansı da oldukça iyi ve ses en yüksek seviyedeyken de sesle herhangi bir dağılma meydana gelmiyor. Genişliği ve kalınlığı 73 mm, yüksekliği ise 202 mm olan SoundJoy 680 gram ağırlığa sahip. Boyutlarına bakıldığında bir peş şişeden daha büyük değil, o yüzden de çantanıza ve pek çok yere çok rahat bir şekilde sığdırabiliyorsunuz ve yanınıza taşımak için gerçekten de kullanışlı ve ergonomik bir hoparlör. Hoparlörün üzerinde büyükçe artı ve eksi tuşlarını görüyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu tuşlar üzerinden sesi açıp kapatabiliyoruz. Oldukça pratik. Bir de güç tuşu ile birlikte bir tuş dizilimi de dikkatimizi çekiyor. Onlara da yakından bakalım. Güç tuşunun hemen altında yer alan mikrofon tuşu bizim konferanslara, görüşmelere katıldığımızda sesimizi iletmemizi sağlıyor. Cihazın üzerinde dahili 3 mikrofon mevcut. Hoparlörün duruş şekline göre de farklı mikrofonlar devreye giriyor ve sesiniz her senaryoda en iyi şekilde karşı tarafa iletiliyor. Mikrofon tuşunun altında durdur başlat butonu, onun altında da eşleştirme tuşumuz bulunuyor. En alttaki tuşta bir başka SoundJoy alırsanız ikisini eşleştirip stereo hoparlör olarak kullanmanızı sağlıyor. Ya da iki hoparlörü birlikte ya da sırayla sallayarak da birbirlerine eşleyebilirsiniz. Bu tuşların altında da cihazı aynı zamanda şarj ettiğimiz Type-C girişi mevcut. İçerisindeki 8800 mAh kapasiteli batarya sayesinde toplamda 26 saate varan bir pil ömrü söz konusu. SoundJoy aynı zamanda 40 watt'a kadar hızlı şarj desteğine de sahip ve 10 dakika şarj ettiğinizde 1 saatlik kullanım sunuyor. Bu cihazı ister dikey ister yatay şekilde kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra üzerinde kullanışlı bir kayış da mevcut. Böylece ağaca asarak ya da herhangi bir yere asarak da çok rahat bir şekilde bu hoparlörü kullanabiliyorsunuz. Hoparlörün üst kısmındaki LED ışıklar da dikkat çekiyor. Müzikle senkron bir şekilde renklerin hareket ettiğini görmekte oldukça güzel ve göze hoş geldiğini söyleyebiliriz. SoundJoy'un üzerinde Huawei Share logosu da bulunuyor. Telefonumuzda müzik dinlerken sesi doğrudan hoparlöre vermek istediğimizde bu logoya temas ettirmemiz yeterli. Böylece ses telefondan hoparlöre taşınmış oluyor. Oldukça pratik bir çözüm olmuş. Ürünün gövdesi kumaşla kaplı. Bu ultra hassas kumaş gövde hoparlörü dayanıklı kılıyor. Diğer yandan sese de engel olmayan şeffaf bir yapı sayesinde ses performansı da olumsuz etkilenmiyor. Dayanıklılıktan bahsetmişken IP67 sertifikasından da yine konuşmak gerek. Toza karşı dayanıklı olmasının yanı sıra 1 metre derinlikte suya 30 dakikaya kadar dayanabiliyor ve SoundJoy'u havuzda kullanırken endişe etmeye gerek kalmıyor. Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanan SoundJoy'u cihazlarınıza bağlamak oldukça kolay. Harmony OS yüklü Huawei telefon, tablet ve Huawei dizüstü bilgisayarlar hoparlör otomatik olarak keşfederken bağlantı sekmesini de aktif hale getiriyor. Böylece kullanım kolaylığı da sunulmuş oluyor. Son olarak uygulamadan SoundJoy'un ayarlarını nasıl yapıyoruz ona bakalım. AI Life uygulaması üzerinden hoparlöre bağlandıktan sonra burada hoparlörün güncellemelerini yapabildiğiniz gibi ses seviyesini ayarlayabiliyor, batarya ömrünü görebiliyor, ses efekti ve bas gibi detaylı ayarlara da yine buradan ulaşabiliyoruz. Sonuç itibariyle Huawei SoundJoy tasarımı ve ses kalitesiyle müzik keyfini yanında taşımak isteyen herkese hitap eden kullanışlı bir hoparlör olmuş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.